birçok kişi aslında bunu merak ediyor, soruyor. İnternette de çok karşılaşıyoruz bununla ilgili yorumlarla ve sorularla. Menajer nasıl olunuyor? Nasıl menajer olmaya karar verdiniz? Siz de başlayalım hani. Nasıl menajer olmaya karar verdiniz ve şartları nelerdir bunun yani? Şimdi artık tabii bir de siz FIFA menajerisiniz. Evet. Yani farklı boyutları da var bu işin tabii. Evet. Başlangıçta nasıl başlanıyor ve sonrasında nasıl devam ediyor olay? Ya ben olaya en başından başlayayım o zaman. Tabii ki. Ben zaten beden eğitimi bölümü mezunuyum. Hani bu işin hem alaylı hem mektepli kısmındanım. Biraz tamam, futbolu... içinden geliyorsunuz evet, yani sporu. Futbolu biraz erken yaşta, çok küçük yaşta bırakmak zorunda kaldıktan sonra ben futbolculara her zaman şunun örneğini veriyorum. Futbol bir üniversite. Üniversite öğrencileri üniversite bittikten sonra ne iş yapacaklarını ya da mesleği alanında uzmanlaşabilmek için en az 2-3 sene kaybedip bu 2-3 sene içinde hayatta tutunmak için abandone oluyorlar. Futbolculara her zaman şunu söylüyorum. Futbol belli bir dönemde bitecek. Futbol bittikten sonraki kariyerinize erken karar verin. Menajer, antrenör ya da futbolun içinde hiç olmayan farklı bir sektör. Ne istiyorsanız bunun kararını verin. Ben de kendim adına daha üniversiteler öğrenciyken önümde iki seçeneğim vardı. Ya antrenör ya menajer olmak. Antrenörlük yapmayı kısa bir süre denedim. Baktım benim yaşam tarzım olan bir meslek olarak görmedim. Menajerlik statüsüne geçtim. Menajer nasıl olunur derseniz statü tekrar yeniden değişti. Şimdi daha öncelerinde FIFA bir sınav yapıyordu. Bu sınavın 15 tanesi FIFA'nın soruları, 5 tanesi Türkiye Futbol Federasyonu sorularıydı. Sınav Türkçe statüdeydi. Yazılı olarak kağıt kalem üzerinde, kalem yok, tükenmez kalemle olunan 4 şıklı bir sınavdı. Daha sonra 2015 yılından sonra bu statüyü değiştirdiler. 2015 yılından sonra mülakatla almaya başladılar. Mülakatla her yerel federasyon mülakat sonucunda mülakatı geçtikten sonra federasyona yatırılan para sonucunda lisansı veriyordu. Tabuat sicil kaydı vesaire temiz illaki onu tabii yani bunları aldıktan yani. Sonra bu süreç geçtiğimiz 1,5 sene öncesine kadar devam ediyordu. Statü tekrar değişti. Şimdi yeni statüde FIFA tüm dünya ülkelerinde tüm federasyonlarda aynı anda 20 sorudan oluşan online bir sınav yapıyor. Bu sınavda cep telefonu kullanmak, çalışma materyali kullanmak, internet, her şey serbest. Sınav tamamen İngilizce ya da FIFA'nın dillerinde oluyor. Sınav süreci 1 saat 60 dakika. Federasyonun belirlediği bir tesislerde oluyor. Bu eğer ki sınavı geçerseniz, sınavı geçtikten sonra federasyonun kriterleri devreye giriyor. Federasyon da sizden bir şirket kurmanızı istiyor. Şirket de kazanmış olduğunuz lisansı birbirine birleştirip hem mali kriterleri kontrol etmek hem de yapılan transferleri FIFA tarafından kontrol etmek için bu şekilde şirketin üstünden bir lisansla transferlere devam ediyor. FIFA'nın yeni hazırladığı sisteme göre de Clearing House diye bir sistem çıktı. Yapılan transferlerin ücretleri artık menajerlere direkt ödenmiyor. Kulüpler direkt FIFA'ya parayı yatırıyor. Menajerler FIFA üzerinden parayı alıyor ki herhangi bir kayıt dışı transfer görünmesin diye uğraşıyorlar. Aslında bu biraz da şey değil mi? Yani menajerlerin de haklarını korumak için güzel bir gelişme değil mi sizce? Yani bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Peki Türkiye ligleri için de mi bu geçerli? Yoksa uluslararası transferler? Şu an bu sistemi daha henüz başlatmadılar da. Bu sistemin yanlış hatırlamıyorsam bir sene sonra başlatılacak. Sistem başladıktan sonra hangi statüde yapacaklarını o zaman açıklayacaklar. Daha henüz açıklanmadı.